Fanatik. Galatasaray'da transfer harekatı. İki isim yolcu. Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'tan Fatih Terim'e transfer sözü geldi. Takımdaki iki ismin gönderilmesine karar verilirken, teknik direktör Fatih Terim'e ise istediği oyunculardan kötü haber geldi. İşte yaşanan son gelişmeler. Sabah. Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkan seçilmesiyle birlikte görevine dönen teknik direktör Fatih Terim, yeni yönetime transfer listesini sundu. Pazartesi günü Florya'da işbaşı yapan deneyimli çalıştırıcı, salı günü mazbatasını alan Elmas'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adamın bu zirvede Mustafa Cengiz döneminde yaşadığı sıkıntıları işaret ederek, "İstediğim oyuncular bir türlü alınmadı," dediği ortaya çıktı. Elmas'ın ise Terim'e, "Hocam merak etme. Ben ve ekibim, transferleri gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız," yanıtını verdiği öğrenildi. Terim'in hazırladığı alternatifli liste için somut adımlar atılmaya ve görüşmeler yapılmaya başlandı. Sol bekte bonservisi elinde olan Hollandalı Van Aanholt ve Real Betis'in Alex Moreno bulunuyor. Kaan Ayhan, Halil Dervişoğlu ve Barış Alper Yılmaz yerli listesinde üst sıralara yazıldı. Orta sahada öncelik yine Fernandes'te. Tunuslu Muhammed Ben Ali Romdane bir diğer aday. Hücum hattında kanat takviyesi için Henry Onyekuru ve Napoli'den Adam Aounas isimleri üzerinde yoğunlaşıldı. Bu arada yabancı da 8+6 kuralına göre hareket eden Galatasaray'da performansları yetersiz görülen Valentin Ozornvafor ve Jesse Sekidika ile yolların ayrılması kesinleşti. Sekidika'nın başka bir takıma kiralanması bekleniyor. Ozornvafor'un sözleşmesi de gerekirse feshedilecek. Bu arada transferde önceliği orta sahaya Galatasaray, geçen sezon sarı kırmızılı formayı giyen Gedson Fernandes'in yanı sıra Florentino Luis için nabız yoklaması yaptı. Benfica'nın kadrosunda yer alan iki isim için sportif direktör Rui Costa'ya güvenen Jimboma Portekiz'den kötü haber geldi. O Jogo gazetesi, Galatasaray'ın kiralık olarak iki ismi istediğini ancak Benfica'nın geçici transfere karşı olduğunu ileri sürdü. Jimboma kapıların kapatıldığı belirtilen haberde, Gedson ve Florentino'nun hazırlık kampında kendilerini gösterebilecekleri vurgulandı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi ikinci ön elemesinde 21-22 Temmuz'da PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'a, Mustafa Muhammed'in iyi haber geldi. Tokyo Olimpiyatlarına katılmaması için Mısır'dan izin alınan golcü futbolcu dün İstanbul'a gelip Florya'da işbaşı yaptı. Böylece Muhammed, PSV deplasmanında forma giyebilecek. Yedlin ve Feauli de idmanda yer aldı.